Kiracı mülk sahibi anlaşmazlığı yaşanan deprem felaketiyle birlikte bambaşka boyuta taşındı. İstanbul Avcılar'da 3 ay önce dükkan kiralayan esnaf kadın binanın sağlamlığını kontrol ettirmek isteyince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü bina çürük, dükkan sahibi de vicdansız çıktı. Demirini ayrıp. Taşıyıcı olan kireçin içinden geçmişler. Manzaramız bu. Bu tarz yerleri lütfen kiraya vermesinler para kazanmak uğruna. Beton kum gibi dökülüyor, demirler pas içinde. Kirişlerin durumuysa ortada. Gerçekten tabut. Tam anlamıyla tabut. Şu anda mezarımızdayız. Mezarlık burası. İnşaat ustası değilim tabii ki. Çok anladığım bir yalan da değil ama gözle görülür bir şey var. Nursel Keklik Avcılar'da dükkan kiraladı. 3 ay sonra da acı gerçekle yüzleşti. Sigorta şirketimiz bizden rapor isteyince sağlamlık raporu. Biz de aşağıyı kırıp bakma ihtiyacı duyduk. Baktığımızda da zaten manzara ortadaydı. Bina tamamen binalığını yitirmiş. Bina hasarlıydı. Şans eseri ayakta duruyordu. Asıl skandalsa sonrasında yaşandı. Nursel Keklik dükkanı boşaltmak isteyince mülk sahibi sözleşmeyi önüne sürdü. Ben 3 aydır buradayım. Kalan 9 ayı da sizden tahsil edeceğiz dediler. Biraz da tehditvari konuştular. Hiç önemli değil, bu ülkede kanun var. Dükkan demeye bin şahit ister. O tabutun sahibine dava açtı. Yeni taleple yine şaşkına döndü. Siz buradan çıkacaksınız. Yerinize bir kiracı bulmak zorundasınız. Mal sahibimizi mağdur edemezsiniz dedi avukat bey. Biz zaten öleceğimiz için çıkıyoruz. Bir başkasını nasıl öldürebiliriz burada? Gördüğüme dair son sözü mahkeme söyleyecek.